внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Hanımlar, beyler, herkese yeni bir vlogtan daha tekrar merhabalar. Bugün mezarlığa geldik. Mezardakilere, ölmüşlerimize bir dua edeceğiz, çıkacağız. Tabii ki şaka. Efendim, Nazım Hikmet'in yattığı yer, yattığı mezarlık burası. Arkamda gördüğümüz Nove Devici mezarlığı. Moskova'da en önemli mezarlıklardan bir tanesidir bu. Boris Yeltsin'in de yattığı mezarlık burası. Hadi buyurun, beraber gezelim, dolaşalım bir güzel. Güzel, enteresan mezarlıkları size göstermek istiyorum. Efendim, şöyle girişi var, gördüğünüz gibi güzel bir girişi var. Güzel bir girişle karşılaşıyorsunuz. Tabii bizdeki gibi ölüme her fani tadacaktır gibi sözler yok burada. Göremezsiniz öyle bir şeyi. Efendim, girişte şöyle bir şema karşılıyor sizi. Bu şemada numaralar var. Kimler nerede yatıyor? Bakalım bizim Nazım'ımız nerede yatıyormuş? Efendim, tam burada 154 Nazım Hikmet diye yazıyor. Türkiye diye yazıyor. 8. Uçastik diye yazmışlar. Burada da bu şekilde. Buradan bakabilirsiniz. 154'ü bulalım. Nerede? Güzel. Şöyle şemadan baktığınızda efendim şurada 154'ü görebilirsiniz. Efendim, burada da informasyon tabelası var. Hangi ünlüler, başkanlar yatıyor? Nikita Khrushchev de burada yatıyormuş. Eski Sovyetlerin başkanı, daha doğrusu sekreteri diyeyim. Ondan sonra hemen üstünde görüyorsunuz Boris Yeltsin. Ondan sonra Harlampiev. Eski güreşçi arkadaşlar bu. Kim diye sorarsınız. Ondan sonra eski pilotlardan Evgeni Abalakov, 48'de ölmüş. Ivan Dmitrievich Papanin. Şu vatandaş efendim Antarktika'da çalışmış. Bizim de tanımadığımız ünlüler var tabii ki burada. Burada efendim Lenin'in mezarını yapan mimar yatıyor, şu en üstteki. Dünyaca ünlü piyanist Gilebs de buradaymış. Ve Titov'a da gideceğiz arkadaşlar. Titov'un mezarı da buradaymış. German Titov. Belki bilmeyenler olur. Gagarin'in yedeği olan astronot bu. O da burada yatıyormuş. Bulabilirsek ona da gideriz. Burada görüyorsunuz arkadaşlar, değişik değişik böyle mozaikler, anıtsallaştırılmış mezar taşları böyle. Mesela burada General Leytenant Zaharov yatıyor. Burada bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Plastik çiçek kullanıyorlar mezarlarda. Gerçek çiçek çok az kullanılıyor. Genelde karanfil kullanılıyor. Ama onun haricinde plastik çiçekleri halk buralara koymayı çok seviyor. Gördüğünüz gibi şurada da böyle plastik çiçek koymuşlar. Solmuyor, etmiyor. Her daim güzel bir şekilde duruyor. Bu arada Orkun'la geziyoruz arkadaşlar. Merhaba. Geçen bölümden biliyorsunuz. Güzel, düzenli bir mezarlık değil mi Orhun? Kesinlikle. Burada resimlerini koymuşlar hatta mezarlığın üstüne. Şöyle çok değişik mezar taşları görebilirsiniz. Bunun gibi bir mezarlık da Paris'te var arkadaşlar. Paris mezarlığı, Yılmaz Güney'in yattığı mezarlık. Çok değişik yerler var orada da. Kimmiş bu? Kalirova. Elizabeth de Kalirova. Spartak'ın başkanlarından arkadaşlar. Grigori Fedotov burada yatıyormuş. Kendisinin resmi de var orada. Hatta gençlik resmini koymuşlar. Resmi değil de heykeli böyle. Böyle gidiyor arkadaşlar mezar taşları. Bu arada burası çok merkezi bir yerde aslında. Öyle çok uzakta bir yerde değil. Luzhniki stadyumunun sağ tarafında kalıyor. Gelmek isteyenler, turist olarak buraya uğramak isteyenler varsa
çok basit bir şekilde gelebilirler aslında buraya. Uzak bir mesafe değil, merkeze uzak bir yer değil burası. Direkt metro ile de zaten imkan var buraya gelme imkanları. Yok, adamdaki egoya bakar mısın ya? Nasıl bir ego arkadaş, madalyalarıyla birlikte adamı buraya koymuşlar. Kimmiş bu? Puhov. Görüyorsunuz arkadaşlar, şöyle adamı resmetmişler baya baya. Madalyaları falan yapmışlar yani. Enteresan. Bunun gibi birçok mezar taşı görebilirsiniz burada. Evet, şurada Boris Yeltsin'in mezarı var. Ve hemen yanı başında da komşusu Nazım Hikmet Ran. Ama ondan önce galiba şu sinema artisti, bir bakalım kimmiş. Çok değişik burada mezar taşları var. Evet, burada da efendim artist, Sovyet halk artisti diyorlar bunlar. Yani Sovyetski Narodni artist diyorlar ama tam ne olduğunu bilmiyorum. Hemen yan tarafında da taze bir mezar var burada arkadaşlar. Kadının güzelliğine bakar mısın? Ve şurada da eski resimlerinden bir tanesi. Bir resim mum yakmış. Neye tekabül ediyor mum anlamıyorum ben. Şu arkada da çok değişik bir şey var, mezarlık var. Daha doğrusu haç çok acayip. İçi mozaik şekilde yapılmış. Dışı mermer. Şöyle göstereyim yakından. Burada da sevgili arkadaşlar eski bir sirk artisti yatıyor. Evet, eşiyle beraber yatıyor. Şöyle çok enteresan. Elinde sigarası. Yanı başında da köpeğini koymuşlar arkadaşlar şöyle. Çok enteresan bir mezar. Hemen burada da eski artistlerden bir tane. Son şovuna çıkmış gibi resmetmişler. Bir de burada arkadaşlar çok enteresan bir mezar var. Bakar mısınız? Tabii kim olduğunu, ne olduğunu tam bilmiyorum. Sadece isimleri yazıyor. Herhalde artist, film artisti olabilirler. Ne bileyim işte, sporcu balet da olabilirler. Evet, balet. Balet miymiş? Balet. Bakalım nerede yazıyor? Mr. Narodni artist. Evet, baletmiş. Gördüğünüz gibi. Bu şekil, bu tarz insanlara arkadaşlar önem veriyorlar. Yalnız buradan bir mezarlık almak Moskova'da çok merkezi bir yerde. Nasıl daire diyeyim? Bir 3 odalı bir daire almak gibi bir şey arkadaşlar. Ve kolay kolay da mezarlık alamıyorsunuz buradan. Ünlü olmanız lazım. Burada da çok enteresan bir anıt mı diyeyim, mezarlık mı diyeyim, bakar mısın? Sonsuz ateş diyebileceğimiz onun şeyini yapmışlar, mermerini yapmışlar. Sovyet kahramanları. Evet, Sovyet kahramanları. Bunların hepsi o dönemde ölmüş, yani evet, 1941. 41'de ölmüşler. Belki aynı tarihte ölmüşlerdir, bilmiyoruz ama. 1941. Ve bu anıtı da Savunma Bakanlığı yapmış sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen yan tarafında eski topçulardan kim kaldı? Govorov. Onun da çok enteresan, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir mezar taşı bulunuyor. Bakar mısınız? Çok acayip. Yani gezdikçe elimden geldiğince enteresan mezar taşlarını göstermeye çalışacağım. Evet, bu gördüğünüz Rus bayrağı Boris Yeltsin'in mezarı. Daha doğrusu bunun altında Boris Yeltsin yatıyor. Güzel, çok enteresan bir tane böyle bayrak yapmışlar. Bakar mısınız? Yani estetik açıdan gerçekten göze hitap ediyor. Dalgalanıyormuş gibi bir form almış. Evet. Şöyle mavi kısmını mozaiklerle süslemişler arkadaşlar. Öbür tarafı değişik bir taş. Bu taraf mermer gibi bir şey. Granit. Granit değil mi? Granit. Güzel bir işçilik yapmışlar. Buradan ölecek olan zengin vatandaşlar seyredip kendi mezar taşlarını bir şekilde böyle estetik bir şekilde yaptırabilirler diye düşünüyorum. Hemen arkasında da ünlü Rus sirkinin kurucularından mı diyeyim size, artık artistlerinden mi diyeyim, Kio var efendim. Şöyle kendisinin şeyini yapmışlar gene, heykelini. Çok gerçekçi duruyor yalnız. Evet arkadaşlar, gelecek olan turistlere şöyle anlatayım. Boris Yeltsin'in mezarı, hemen solunda da şöyle görüyorsunuz Türk bayrağını.
Nazım Hikmet Rağ'ın, ünlü Türk şairinin mezarı bulunuyor. Ve bugün öğrendiğim bir bilgiye göre bu mezarı yaptıran Enka'nın eski müdürlerinden bir tanesi. Yani Türk devleti yaptırmamış. Ondan sonra efendime söyleyeyim, kendi ailesinden yaptıran olmamış. Onlar yaptırmış. Şimdi ben bu mezarı ve mezar taşını size detaylıca çekmek istiyorum. Gelenler olmuş mezara. Yalnız kim geldi bilmiyorum. Çocuk mu geldi? Eşinin mezarı bu. Altındaki. Tulyakova. Vera Tulyakova. Türk bayrağı yapıştırmışlar. Karanfiller getirmişler. Ondan sonra efendime söyleyeyim, mezarın üstüne Atatürk çıkarması yapıştırmışlar. Ondan sonra çelenk gelmiş. Çelenk kim tarafından geldi bilmiyorum. Adana Demirspor atkısı var. Adanalılara selam olsun. Bayrağımız. Evet, bayrağımız var. Evet, ondan sonra kimden gelmiş çelenk? Eski bir arkadaşı da, herhalde belki de arkadaş değildir, sevindir bilmiyorum, çelenk yaptırmış koymuş. Efendim, mezar taşı gerçekten de çok güzel. Şöyle yükseliyor yukarı doğru. Mermerden böyle bir silüetini yapmışlar Nazım Hikmet'in. Bu tarafı da çok hoş duruyor. Hatta yan tarafında da yazıyor. Nazım Hikmet diye Rusça yazmışlar. 1902-1963 doğumlu. Şöyle mezar taşı görüyorsunuz. Hani kırılmışçasına böyle güzel bir kesimle buraya kondurulmuş efendim. Bir de notlar var burada arkadaşlar. Şöyle not koymuşlar. Ne yiğidin sen Aziz Nazım. Zalimler attı seni buraya. Izdırap çekerek yaşadın. Merak etme sen. Güvendesin diye bir not bırakmışlar. Seni hiç unutmadık, unutmayacağız. Affet bizi Nazım. Vatanına hasret bıraktık seni diye bir not bırakılmış. Ondan sonra burada eski bir not var veyahut da yeni bir nottur da şey, yağmurdan. Türkiye Komünist Partisi not bırakmış. Ben tam okuyamıyorum yalnız. Çok değişik bir eliyasıyla yazılmış. Küçük İskender'den selam olsun sana. Mavi gözlü adama diye bir not bırakılmış. Bunlar da gördüğünüz gibi plastik çiçekler. Solmuyor, etmiyor. Görüyorsunuz karanfiller burada soluyor. Biz bunları temizleyelim değil mi? Temizleyelim bence. Şunları da çıkartsak mı? Yani hatta şunları çıkartalım bence. Gözü bozuyor. Bence hiç yakışmıyor. İşte ne diyelim arkadaşlar, Allah rahmet eylesin. Gerçekten de çok çekmiş kendisi ana vatanında. Politik sebeplerden dolayı insanları zamanında çektirmişler. Bu sağcımız veya solcu hiç fark etmiyor. Yani sonuçta ülkemizde herkes kendi ideolojisi uğrunda kendinden ödün vermiş. Nazım Hikmet de bunlardan biri. Sonuçta vatanından uzakta, buralarda ölmüş. Vatanına hasret kalmış. Allah'a şükür biz o hasretleri yaşamıyoruz. Yani atlıyoruz uçağa, gidip gezebiliyoruz. Çalışan insanlar da var vatanına hasret. Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun. Vatan hasreti her yerde aynıdır efendim. Ama onunki daha bir değişik tabii ki. Bunu biz ne kadar ironi yapsak da anlayamayız. O yüzden de saygı duyuyoruz kendisine. Rahmetle anlıyoruz. Biz gezmeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi baba, geçenlerde gene savaşıyoruz. Bizim Teğmen gelmedi. Sana şikayet ettik, hiç oralı bile olmadın. Arkadaşlar görüyorsunuz, adama öyle bir şey yapmışlar ki. Yalnız ya demir ya teneke, böyle acayip bir şeyden yapmışlar. Kendine iyi bak babacığım. Alman generaline benziyor yalnız. Çok enteresan birisi. İsmini ben size söyleyeyim arkadaşlar. Alexander Ivanovich Lebed. 1950-2002 Sovyet generali ve aynı zamanda yeni Rusya generali diyebilirsiniz. Güzel, değişik bir kendine şey yaptırmış adam. Yani onu yaptırmış, onu da bilmiyoruz tabii ama. Altında efendim bir söz var şurada. Diyor ki, Я все приглашаю к жизни. Yani herkese hayata davet ediyorum diye bir söz var. Yani bir generalden böyle bir söz duymak aslında çok düşünülecek bir şey yani. Çünkü generaller niçin vardır? Savaşmak için. Ama savaşın ve yaşamın, ölümün ve yaşamın
değerli olduğunu ancak onlar daha iyi biliyor bence. Şimdi sevgili arkadaşlar, böyle duvarda gördüğünüz fotoğraflı böyle şeyler var. Tabletler var. Bunlar arkadaşlar bedenleri yakılan insanlar. Ve küllerini şunların arkasına koyuyorlar. Tabi eskiden koymuşlar, artık yok tabii ki. Buraya da duvar kalmamış gördüğünüz gibi. Kendini yaktıran insanlar. Ve Rusya'da da şu anda ben çok insandan duyuyorum, öldüğümde beni yaksınlar. Niye diye soruyorum. Çünkü normal mezar yerleri pahalı olduğu için ve de tabut yıkama tarzı şeyler de pahalı olduğu için bayağı bir pahalıya çıkıyor. Yani orta gelirliler ve alt gelirliler diyorlar ki beni yaksınlar, daha az masraflı olur. Komik değil aslında, güldüğüme bakmayın ama maalesef böyle. Ben de buna şahit oldum. En dandik bir tabut, mezar yeri vesaire bu işlemler arkadaşlar aşağı yukarı 120-130 bin rubleye çıkıyor. Burada çok enteresan Çinli bir aile var. Buradaki olan Çinli arkadaşlar da efendim, yani külleri burada olan arkadaşlar da Uzak Doğu'daki savaşa katılmışlar. Öldükten sonra da buraya gömmüşler küllerini. Burada eski Sovyetlerin ünlü kompozitörü, yani beste yazarı var. Onun da külleri burada. Aslında ararsanız çok ünlü var burada. Tabi biz tam bilmiyoruz. Ben 10 yıldan beri burada yaşadığım halde bunların eski ünlülerini bilemem. Sonuçta Türkiye'ye gelen yeni bir Rus vatandaşı, ne bileyim, 10 senesini deviren bir Rus vatandaşına Barış Manço'yu veyahut da başka eski ünlülerden birini sorsan o da bilmez. Yalnız mezarlık bayağı şey, huzurlu bir yer değil mi? Evet, yeşillik. Yeşillik. Her yerde ağaçlar. Ya gerçi Rusya'da yeşillik bulmak zor değil ama. Zor değil. Şey olarak huzur bulmak için, hani şehrin gürültüsünden biraz arınmak için gelinebilecek yegane yerlerden bir tanesi. Bu vesile ziyaret etmiş olursunuz. Evet. Efendim, burada da bir anıt görüyorsunuz. Sol taraftan bir kanat çıkmış. Sağ tarafında da üzüntülü bir kadın. Burası ekipaj Samolyotu An-22, 1970'te düşen uçağın içinde bulunan mürettebatın, tam olarak bilmiyorum tabii şu anda kabirin içinde kim var kim yok. Belki de külleridir buradaki, ya da onların anısına yapılmıştır. Çünkü bir şey yazmıyor, sadece isimleri yazıyor. Onlar anısına yapılmış olan bir anıt. Görüyorsunuz şöyle isimler yukarı doğru çıkıyor. Burada da efendim çok değişik bir mezar var. Sovyetlerin eski generallerinden herhalde. Efendim geldik Tupolovların babasına. Andrei Nikolaevich Tupolov. 1888'de doğmuş, 72'de ölmüş. Görüyorsunuz onun anısına çok güzel bir anıt yapmışlar. Kendisi uçak tasarımcısı arkadaşlar. Bu adamın yaptığı uçaklar hala uçuyor. Hala havalarda. Ve Sovyetlere çok büyük bir, nasıl diyeyim, tecrübe kazandırmış uçak konusunda kendisi. Burada da bir amca var. Kendisi Darwin'e de benziyor. Kimmiş? Sergey Kanenkov. Vallahi kimdir bilmiyorum. Ama şurada şöyle bir tane de kuğu yapmışlar arkadaşlar. Oturmak için. Burada eskiden kalma bir adet, gelenek. Mezarların genelde, bakın görüyorsunuz, oturmak için yerler vardır. İnsanlar burada otururlar. Duasını eden eder. Ondan sonra ne bileyim, düşünen düşünür. Karşılarına oturuyorlar. Ne bileyim, kimisi dua ediyor. Kimisi iki arkadaş gelip onun hakkında konuşabiliyorlar. Anıyorlar, yad ediyorlar. Normal halkın mezarlıkları da biraz daha değişik. Orada masa sandalye oluyor. Masada ne yapıyorlar? Ne bileyim işte, getiriyorlar, vodka koyuyorlar. Onun anısına vodka içiyorlar. Tabii kafayı bulmak amaçlı değil vodkayı içmek. Orada bunlar da bir adet. İçiyorlar, anıyorlar. Ondan sonra da yavaş yavaş evlerine gidiyorlar. Burada da değişik bir tane görüyorsunuz. Çıplak kadın ve çıplak erkek heykeli. Vallahi bizde olsa var ya, iki günde yıkarlar burayı. Ne iki günü? Akşamına yıkarlar herhalde. Tabii sevgili arkadaşlar, şimdi böyle dedim diye de kızmayın bana. Şunu da unutmayın, buradaki insanların çoğu ateist. Malumunuz Komünist Partisi, daha doğrusu komünizmin zamanında buradaki çoğu insan ateistti. Yani Tanrı tanımaz.
O yüzden de o zaman doğan, o zaman yaşayan eski insanların çoğunluğu Hristiyan veyahut da Allah'a inanan insanlar değildi. Dikkat etmişsiniz de burada çoğu taşın üstünde kendi kafaları var. Yani haç işaretleri vesaire hiçbir şey bulamazsınız. Bu da gösteriyor ki çoğu Hristiyan değildi. Bu da herhalde paraşütü ilk bulan amca herhalde. Evet arkadaşlar. Burada Rusya'da paraşütü ilk yapan, icat demeyeyim de yapan yani. Askeri kıvama getiren insan. Evet, demin dedik ya Hristiyan pek fazla yok. Gördüğünüz gibi son ölenler de komünizminden sonra Hristiyanlık burada daha da yaygınlaştığı için görüyorsunuz eskilerden de Hristiyan olanlar var. Daha sonra da Hristiyan olanlar. Yeniler genelde böyle. Gördüğünüz gibi bu eski bir artist daha yeni öldü zaten. Haberlerde de verilmişti. Şöyle güzel bir mezar yapmışlar. Bu arada arkadaşlar burada insanlar tabutla gömülüyor. Yani filmlerde gördüğünüz gibi. Sol tarafındaki amca da 2017'de ölmüş ama gördüğünüz gibi haç vesaire hiçbir şey yok. Ondan sonra arkadaşlar hemen arkamı dönüyorum. Normal klasik Rus haçı. Aslında böyledir. Rusların haçı. Yani Avrupalılar gibi değildir. Bu abi de yeni gömülmüş. Abi mi abla mı tam bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar bizdeki gibi orijinal çiçek gelmez. Yapma çiçekler gelir buraya. Bunlar da bu şekilde ayaklı bir şekilde koymuşlar. Çiçekleri görüyorsunuz. Artık belirli bir süre burada olacak. Efendim şöyle de gördüğünüz gibi çok enteresan bir anıt var. Taşın tepesinde bir çocuk var. Üstü çıplak ve elinde gömleği var. Herhalde bir artist. Neymiş ismi? Lev Durov. 2015'te vefat etmiş. Sağ tarafında da çok ilginç bir tane taş var. Adamlar bayağı çalışmış. Yani bu heykel olayında gerçekten adamlar çok iyi. Bizdeki böyle ucube yapan insanlar yok. Ha işin açıkçası sanat tabii izin verildiği kadar insanlar sanat yapabiliyor. Sanat biraz olanakla alakalı. Yani heykeller abet olsa bizde de iyi heykeltıraşlar olabilir herhalde. Yanlış mıyım Uğur? Ne diyorsun? Yani doğal olarak. Ama hani bizde biraz daha heykelleştirmeyi... Genelde hep Atatürk üstüne yapıyorlar. O yüzden bence çıkmıyor. Biraz farklı farklı şeyleri yapsalar. Efendim bir de şundan bahsedeyim. Buradaki mezarlıklar genelde siyah granit taşlardan oluşuyor. Bizdeki gibi beyaz değildir. Beyaz mermer. Bizde granit taş kullanılıyor mu artık şeylerde? Yoksa direkt mermer mi genelde? Genelde mermer yapılıyor. Yani bizdeki gibi beyaz değildir. Genelde buradakiler siyahtır. Bir de moda oldu teknolojinin ilerlemesiyle. İnsanlar suratlarını, daha doğrusu akrabaları suratlarını mermere çizdiriyorlar. Eskiden biliyorsunuz fotoğraflar vardı. Çok eski mezarlarda fotoğraflar oluyor. Ama şimdi herkes granit taşlara fotoğraflarını çizdiriyor. Efendim burada da eski bir aktör var. Onun da heykelini yapmışlar. German Titov'un mozolesini, daha doğrusu anıtını ararken burada çok enteresan bir şahsiyet bulduk. Kendisinin adı efendim Ahmet Han Sultan. Sovyet zamanında test pilotuymuş kendisi. Herhalde çok büyük uçuşlar gerçekleştirdiği için buraya anıtını koymuşlar. Ama kendisi kaza anında ölmediği garanti. Çünkü kendisi 1920 doğumlu. Ölüm yılı da 71. Burada da şöyle bir detay var arkadaşlar. Görüyorsunuz artık torunu muydu neydi bilmiyorum. Geçirmişler. Buraya bir tane ufacık uçak kondurmuşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar çok enteresan bir yere geldik. Burada ağa babalarının herhalde şeyi var. Anlamak mümkün değil. Bakar mısınız? Bir tane general. Diyor ki Sovyetler Birliği kahramanı General Army diyor. Kurasov. Şöyle kendisinin gördüğünüz gibi heykelini, heykelciğini yapmışlar. Şöyle çok enteresan da bir tane camı kendi kapatmışlar. İçine de vazo koymuşlar. Hemen yan tarafında bir tane var. Yalnız ters ışığa geldik. Evet, şu şekilde. Bir tane de burada var. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Kürsü müdür bu? Kürsüye benziyor. Elinde kitap var ama. Geroy Savyeskova Sayuza diyor. Sovyetler Birliği kahramanı. Burada da çok enteresan bir anıt var görüyorsunuz arkadaşlar. Neymiş bu anıt bakalım. Tupolev 144 tipi uçak düşmüş. Bence Tupolev'in mezarını yıksınlar abi. Bu kadar çok uçağa düşer mi insanın ya? Birisinde 122 kişi, birisinde bilmem kaç kişi. Tupolev'in uçakları bu konuda zaten biraz mimlendi.
şu anda da aktif olarak kullanılan Tupolev'in uçak sayısı az yani. Vallahi biz de bindik zamanında baya baya yani. Evet. Allah'a emanet. Turizm gelmişiz. Şu an ama yani gün geçtikçe filolardan kaldırılıyor. Ama tabii yeni uçakları da devam ediyor hala. Yeni uçaklar da sonuçta Boeing ve hatta Airbus. Ne olur Rusya'nın onlar da yani gene düşüyor yani. Evet. Düşmeyen uçak değil. Ya tabii. Abi heriflerdeki kafaya bakar mısınız ya? Adam telefonla konuşurkenki halini çekmişler, koymuşlar buraya. Alo, kimle konuşuyorum? Alo. Muhabere. General bu abi yalnız. Kimmiş? Hem de Maraşal. 1978'de ölmüş kendisi. Güneşten de çekemiyorum arkadaşlar. Ivan Terentevich. Terentevich acayip bir soyad. Abi yalnız adamlar yememiş, içmemiş. Kahraman çıkarmış. Önüne gelen Sovyetski Soyuz'un kahramanı, geroy diyor. Bakar mısınız adamdaki tipe? Omuzlardaki şey böyle Napolyon'u anımsatıyor bildiğin. Tabii şaka bir yana çok büyük kahramanlık hikayeleri mevcut 45'li yıllarda yani 2. Dünya Savaşı'nda. O yüzden de adamlarda gerçekten kahraman bol ve onurlandırmayı seven insanlar Ruslar. Yalnız şu biraz çok enteresan bir mezar taşı. Sanki kafayı kesmişler. Bizde vardı ya Topkapı Sarayı'nda bir taş var. Kelle taşı mı ne diyorlardı? Onun gibi bir şey olmuş bu biraz. Maksadını aşmış yani. Burada da bir abi var böyle. Acayip. Test pilotuymuş kendisi. Yalnız bu biraz cüce. Eğer birebir ölçekse eğer bu. Evet, biraz cüce bence. Arkadaşlar mezarlığın öbür tarafına geçtik. Hala devam ediyor. Yalnız burada sevinebilirsiniz. Hani buraya gelmek isteyenler falan, burada öleyim diyenler varsa yakın beni. Boş yer var yalnız. Tabii kaç para, bir daire fiyatı mıdır nedir bilmiyorum, ufacık böyle ya. Şimdi nereye geldik? Çok enteresan bir tane mezar taşı daha var. Bakar mısınız güzelliğine? Orhun da fark etti. Üstünde Budimjit yazıyor. Yani yaşayalım, ölmeyelim. Bizdeki mantalitenin tam tersine. Vatan uğruna ölürüm. Ölme kardeşim, yaşa. Ama savaşarak yaşa. Çok güzel böyle. Uçaklı bir şeyler yapmışlar. Yalnız detaylar çok güzel. Ben çok beğendim detayları. Bakar mısın yıldızların detaylarını, düğmelerin detaylarını. Üniformanın detayına kadar, düğmelerine kadar, kemerine kadar her şey var. Ve buruşukluğu da var. Değil mi abi? Aynen. Hadi eyvallah. Burada da sevgili arkadaşlar eski savunma bakanı ve eşi hanımefendileri yatıyor. Yalnız çok enteresan. Tarihlere bakar mısın ölüm tarihlerine? 2012, 1900. 8-29, 8-31. Evet, iki gün arayla. İki gün arayla ölmüşler. Ve şöyle de bir el koymuşlar artık. Birbirlerinin elleri. Ya birbirlerinin elleri ya da dua eden bir el. Bilmiyorum artık ne anlama geldiğini. Ama çok romantik. Gerçi yaşları da bayağı varmış. Hatta erkeğin yaşı 10 yaş, 9 yaş yaşlıymış. Sol tarafta da gene bir bilim adamı yatıyor. Akademik diyor. Akademik burada bilim adamı demek arkadaşlar. Çırtok. Büyük ihtimal roket ve uydu sistemlerinin üzerine. Çünkü burada, evet, burada uydu, roket ve kitapların üzerinde de roket sistemleri. Evet. Görüyorsunuz. Bize hayatımızın, telekomünikasyonun, ondan sonra efendime söyleyeyim uyduların vermiş olduğu hizmetleri sunan kişiler. Babaları daha doğrusu. Evet. Burada da sevgili arkadaşlar bir uçak tasarımcısı yatıyor. Benim anladığım kadarıyla öyle böyle bir uçak değil. Su muydu bu? Su 27 mi? MiG-27 mi? Bunu tasarlayan vatandaş. Simonov. Soyadı Simonov. Mikhail Simonov. Kendisinin güncel resmi de burada sevgili arkadaşlar. Hemen yan tarafında sevgili arkadaşlar bir tane daha uçak tasarımcısı var. Matematik arkadaşlar. Matematik profesörü kendisi. Arnold Vladimir Igorevich. Hemen onun karşısında arkadaşlar burada da bir vatandaş yatıyor. Kendisi denizaltı tasarımcısıymış. Burada da çok değişik bir mezar var arkadaşlar. Mezarın yan tarafında tank, top, tüfek, helikopter, şöyle Allah ne verdiyse figürleri eklemişler. Bozuko bile var. Yalnız bu adam general galiba. General. Evet, ne generali? Nedir yani? Nerede yazıyor? Bakalım.
Viktor Petrovich arkadaşlar. Herhalde Afganistan'da görev yapan generallerden birisi. Çünkü Rusya kahramanı diyor, Sovyet kahramanı diye geçmiyor. Burada efendim Rus havacılığın babalarından Harlamov yatıyor. 1921'de doğmuş, 90'da ölmüş. Şöyle görüyorsunuz kendisi. Hemen altında madalyaları falan. Sağ tarafında da eşi hanımefendileri. Hanımlar beyler, bu general de havacılarının babalarından bir tanesi. Ve Rus hava indirme generali kendisi. O yüzden de çok sevilen bir general. Hemen şöyle görüyorsunuz, yan tarafında da Rus havacılarının bayrakları var. O kendilerine özel hava indirme bayrakları. Bayağı sevilen bir figür. Efendim, en sonunda babanın yanına geldik. Kimdir bu baba? German Titov. Gagarin'in ikinci adamıdır. Yedeğidir aslında. Ama yedek olarak bakmamak lazım. İkisi de aynı fiziksel koşullardan geçmiş. Aynı eğitimlerden geçmiş. Aynı testlerden geçmiş. Ve ikisi de başarılı olmuştur bu testlerden. Yalnız kader German Titov'a gülmemiştir. İnsanlık adına uzaya çıkacak ilk insan olan Gagarin daha şanslıdır onun yerine. Ama hiçbir zaman kendini kaybetmemiş. Bir ego veyahut da bir kıskançlığa tutulmamış. Sabretmiş ve Gagarin'den sonra daha güzel işler yapmış kendisi. İnsanlığa gerçekten de çok büyük katkısı olmuştur kendisinin. Uzay açısından biliyorsunuz. Hayatını riske etmiştir. Ve kendisi 2000 yılına kadar da rahat rahat yaşamıştır. Neden rahat rahat diyeceğim? Malumunuz Gagarin ilk insan olarak uzaya çıktı fakat ondan sonra rahat bırakılmadı. Ve hala günümüze kadar söylenen şudur ki siyasi bir kurban oldu. Öldürüldüğüne yönelik şüpheler var. Bir test uçuşunda öldü ama dediklerine göre uçağı bozmuşlar ve kendisi de düşmüş. Ama Titov'un böyle maceraları olmadığı için ve ilk insan olmadığı için, uzaya çıkan ilk insan olmadığı için de siyasi bir mücadelesi veyahut da bir siyasi rakip olarak kimse görmemiş onu. Bilime, ilime inanmış ve işini doğru düzgün yapmış. 2000 yılına kadar da rahat rahat yaşamıştır kendisi. Kendisini rahmetle anıyorum ama kendisi ateist. Kendisi burada son istirahatini yaşıyor arkadaşlar. Dünya için, insanlık için çok büyük bir insan aslında. Hadi gidelim öbür mezarlara da bir bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, çok enteresan bir yere geldik şimdi. Yani değişik bir mezar taşı. Çok dekoratif, çok zengin. Yani gösteriyor kendini. Ben buradayım, siz kimsiniz gibisinden. Şöyle efendim, bir şarkıcı kendisi, şu hanımefendi. Ve aldığı madalyaları buraya dizmişler. Tabii ki bunlar orijinali değil ama dekor anlamında çok güzel. Lenin madalyası var, iki tane, üç tane hatta. Ondan sonra Sovyetler Birliği madalyaları vesaire vesaire. Şöyle bir tane de çok enteresandır. Neden bu heykeli koymuşlar tabii bilmiyorum. Mozart'a benziyor kendisi ama değil herhalde, değil mi? Orton. Şöyle kendisinin heykelini de yapmışlar. Altın varaklı, taraklı. Çok iddialı bir mezar taşı yalnız. Neyse, Allah rahmet eylesin diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim. Hemen yan tarafında da sevgili arkadaşlar Yuri Senkevich'in mezarı var. Burası da çok enteresan bir mezar. Bakar mısınız? Değişik bir düzenleme yapmışlar. Hemen yan tarafında da sevgili arkadaşlar bir fotoğrafçının mezarı var. Çok enteresan bir mezar taşı yapılmış. Kendisi Hristiyan galiba. Çünkü orada da haç görüyorum. Ve fotoğraflarını dizmişler şöyle. Bir de çok enteresan, eski Spartalı askerlere benziyor şu. Ayaklarına bakarsanız dağılmış bir ayak. Şöyle ayakkabıları yok, paramparça. Ondan sonra üstündeki şeyler de paramparça olmuş. Şu şekilde zırhları da paramparça olmuş yani. Çok değişik bir anıt yapmışlar. Bir de şöyle bir enteresan mezar taşı var. Bu da çok değişik. Eski şarkıcı veyahut da dansçı benim anladığım kadarıyla, yazmıyor. Yalnız şöyle, şurada güncel fotoğrafı var efendim. Arkadaşlar şu mezar bana çok çekici geldi. O da çekici gelmesinin asıl sebebi siyah beyaz olmasıdır. Ben Beşiktaşlıyım, biliyorsunuzdur belki. Güzel bir mezar taşı yapmışlar. Lyudmila Gurchenko, eski Sovyet sanatçısı benim bildiğim kadarıyla.
Onun da mezarını bu şekilde halletmişler. Burada da çok enteresan bir mezar taşı var sevgili arkadaşlar. Yani mezar taşı da demeyeyim de işte bronzdan heykelini yapmışlar adamın. Arka tarafta da şöyle çok enteresan görseller var. Yani görseller detaylandırılmış ve çok güzel duruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bizim milyar dolar verip aldığımız S-400'leri tasarlayan baba burada yatıyor. Kendisi 93'te vefat etmiş ama adam artık kaç yılında tasarladıysa, hatta burada şöyle göstereyim efendim, S-400'lerin, S-300'lerin babasını buraya koymuşlar, yani eski tipini şu şekilde. Onu da göstereyim dedim. Bu da ufak bir ayrıntı. Evet arkadaşlar, geldik bir videonun sonuna. Gördüğünüz gibi dünya fani, ölüm ani. İpimle kuşağım geziyorum yani. O yüzden fazla her şeyi kafaya takmayın sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neler var. Yani dünyayı değiştirmiş ünlüler, tasarımcılar, generaller, adam orduyu yönetmiş ya. Ama gel gelelim toprağın altına girmiş. Pek fazla kasmamak lazım bu dünyada bence. Biraz gezeceksin, biraz dolaşacaksın. Ama vicdanlı da olacaksın tabii ki. Elimden geldiğince Rusların, ünlülerin, daha doğrusu böyle devlet erkanının önde gelenlerinin mezarlarını göstermeye çalıştım. Daha sonra eğer çok isterseniz alta yorumlara yazın. Normal vatandaşların mezarlarını da çekerim. Adımız mezarcı dedeye çıkacak, babaya çıkacak vallahi. Like yapmayı, yani beğendim butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın zaten. Ama ondan sonra da seyretmemezlik yapmayın. 6000 abone olduk, 3000 kişi seyrediyor kardeşim, bu nedir ya? Keyifle, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Paka paka.